İşte RoboLab ekibi. Lab, navigasyon sorumlusu bir cybertech ürünü. Femina, proje başkanı ve sanat yönetmeni. Bir RoboFriends ürünü. Gert, olay koordinatörü. Bir Taç Mahal uzay endüstrileri ürünü. Mexico, teknisyen. Bir Oley mühendislik hizmetleri ürünü. Igo, merkezi işlem ünitesi sorumlusu. Bir çok uzak doğu teknolojileri ürünü. Doc, RoboLab'in kaptanı. Tabii ki Türk. Bir Martı görsel sanatlar ürünü. Ve Odd Mission sayfası. Şarkan. Odd Mission'ın işkence sever kaptanı. Gerçek kötü. Rastupin. Eski mahkum. Emekli Rus ajanı. Draluka. Doğu Avrupalı bir robot. Umutsuz vaka. Herkes ne olacağını merak ediyor bu hafta, değil mi? Bakalım yıldız göstergeleri nasıl? Aslan. Sağlık. Saçlarınız çok sağlıklı. Bu hafta uzama hızı saatte 120 kilometreyi bulacak. Dikkat edin, radara yakalanmayın. Para. Paranın satın alamayacağı şey yoktur. Sizi kandırıyorlar. Gidin ve alın. Aşk. Bugün sevgilinizin sevgisini tartmak için cebine kremalı pasta koyun. Eğer kızarsa hemen başka bir sevgili bulun. Başak. Sağlık. Bu hafta bağırsaklarınız rahatsızlanacak. Bağırsak düzelir mi acaba demeyin. Bağırmanızın hiçbir faydası olmayacak. Para. Para para diye babanızın başının etini yediniz. Sırf para için babanızın başı etsiz kaldı, siz de midenizi bozdunuz. Bir dahaki sefere kuzu eti deneyin, daha lezzetli. Aşk. Gönül ota da konar, kota da. Ama genellikle semiz otlarını ve bol paçalı kotları tercih eder, unutmayın. Herkes kendini ona göre ayarlasın. Sağlığınıza dikkat, parasız kalmayın ve gönlünüz hep zengin olsun. Merhaba gençler, başlıyor işte yarışmamız. Sana da merhaba Igo. Ama bu gemide yarışmayı benim başlattığımı unuttun galiba. Şimdi sizden az sonra duyacağınız sesin neye ait olduğunu söylemenizi istiyorum. Acaba bu ses bir motosiklet sesi mi? Yoksa maymundan mı geliyor? Ya da belki bir tren sesidir. Ne dersiniz? Sizce bu sesi ne çıkarıyor olabilir? Evet fam. Bu Vox'un. Pardon, maymun sesi ne? Çok doğru. Aferin Fem. Başta yanılır gibi olsan da bildin. Ses bana birini çağrıştırdı da. Evet, haklısın galiba. Bu soruda cevabı karıştırmayın sakın. Merak etme adamım, ben cevapları sade veririm. Hadi bakalım, ben sorumu soruyorum. İşte sizde küçük küçük parçalara ayrılmış ve parçaları karıştırılmış bir resim. Sizce bu bir çiçek mi yoksa bir mantar mı? Belki de bir şemsiye. Hadi bulun bakalım. Evet Rap. Bu bir şemsiye. Bizi paslanmaktan korur. Çok doğru.
Seni pek koruyamamış anlaşılan. Nasıl yani? Hırdaya benzediğini söylüyordur. Yeter bu kadar gevezelik. Yeni soru geliyor. Cevaplamak için sorumu benim. Olmamak gerek hurda. Hurdalar düşünsünlerdir. Bakın altı resme dikkatlice. Tutmaya çalışın yerlerini aklınızda. Şimdi kapatıp üstlerini, açacağım bir tanesini. Siz de bana söyleyeceksiniz onun eşinin kaç numaralı taşın altında olduğunu. Anlaşıldı mı? Evet Femina, bakalım ne durumdasın sen? Bu resmin eşi 4 numarada bence, no? Çok yanlış! Gördüğün gibi sen de almışsın nasibini pastan. Bak İgo adamım, bunlar ince işler. Fazla karıştırmasan iyi olur. Nerededir benim gibi sağlam robot? Yeter artık. Pasla ilgili bir kelime daha duymak istemiyorum. O zaman hemen sorunu sormaya bak. Tamam tamam, sokuyorum sorumu. Resme dikkatlice bakın. Resmin içinde bir hayvan gizli. Bakalım bulabilecek misiniz? Works'ün kutsal ineği. Çok doğru. Works sayesinde o da bizimle yaşıyor gibi. Tebrik ederim Max. İnek sana bir puan kazandırdı. Bakalım bu soruda da inek sana yardım edecek mi? Dönen kübe dikkatlice bakın. Küp durduğu zaman sizden gördüğünüz yüzün arka tarafında kalan resmin ne olduğunu söylemenizi isteyeceğim. Acaba arkada kalan resim bir kaplan resmi mi, bir yarasa mı, bir fil mi, bir domuz mu, yoksa bir at mı? Orada var bir fil. Çok yanlış. Sen Max'le karıştırdın adamım. Arkada bir yarasa vardı. Demin bir fil vardı arkada. Sen cevabını söyleyene kadar gitmiştir o fil. Dalga geçmek yok Fem. İşte burada bir fil vardır. Meksoş. Cevap vermiyor, uyudu herhalde. Uyumasa şaşardım bir. Hadi Works, bırak masal anlatmayı da sorunu sor. Resme iyice bakındır. Şimdi size soracağımdır. Acaba yandakilerden hangisi bu resmin doğru gölgesidirdir? Doğru yanıt. Acaba B midir, C midir, yoksa D midir?
unutmayındır. Bu soruyu bilmek hiç kolay değildir. Hiç unutur muyuz? Hadi bakalımdır. Söyle de görelimdir cevabı. Cevap B şıkkı. Çok doğru. Evettir, bildindir. Ama bu sorunun kolay olduğunu göstermezdir. Kazanan rap.
eski CD'lere bakıyordum ya. Ne güzel günlerdi onlar. Aman kaptan, yine o atölyede imalat günlerinizi mi hatırladınız? Evet fem. İlk prototipim ortaya çıktığında mühendislerden biri fenalaşmıştı. Başarının heyecanından mı Dok? Bir kısa devre yüzünden çarpılmıştı adamcağız. Benim yapımım sırasında da şehrin tüm elektrikleri gitmişti. O yüzden mi bazı devrelerinde eksik var Rap? Bense o günleri anımsamak istemiyorum. Hayrola fem, kötü bir anın mı var yoksa? Senin yerinde olsam sormazdım Rap. Hangi kuşlar berberleri sevmez Raz? Robot tanrım, ben sana ne yaptım da bana bu cezayı verdin? Ama bu çok basitti Raz. Tabii ki kelaynaklar. Yeter artık seni Moronski, Aptalski, Kuş Beyinliski. Sen bilirsin Igo, Fem'in başına ne gelmiş imalatı sırasında? Söylerim ama isterim bir kutu somun cipsi karşılığında. Tamam ahbap, öt bakalım. Bayan Femina, imal edildiği fabrikadaki bir frezeye aşık olmuş. Nasıl, bir frezeye mi? Hani şu demirleri kesip biçip şekillendiren makineler var ya. Biliyorum canım frezenin ne olduğunu, Oysa matkabın biri de bayan Femina'ya fena tutulmuş. Yoksa kapışmışlar mı matkapla freze? Sonunda bir fabrika savaşına dönüşmüş. Deme ya, insanlar şu alet edevata duygu yüklemekten vazgeçseler iyi olacak. Makarna ve pilav çok kalori verir ve spor yapacaksanız iyi gelir. Ama yakmazsanız dönerler şişman bir göbeğe. Ama tüketin dikkatli dikkatli. İşte Şef Igo'nun tavsiyeleri. Robot menüsü. Benzin çorbası. Gres haşlama. Boru au gratin. İnsan menüsü. Balık çorbası. Tavuk kızartma. Meyve. Olsun afiyet. Unutmayın gençler. Dengeli beslenin, doya doya eğlenin. Kiraz limona ne demiş Raz? Dedikodu yapma, hiç sevmem Moronski. Sarılık olmuşsun, bir doktora git demiş. Sen de bir doktora görünsen fena olmayacaksın ki. Neden öyle dedin Raz? Şimdi çiplerini parçalayınca ihtiyacın olacak diye düşündüm Moronski. Gönlümün kraliçesi Femina, niye bu kadar üzgündür bugün? Kimsenin bilmediğini sandığı eski bir anısı geri geldi sanırım. Herkesin gizli kalmasını istediği bir takım anıları vardır. Sanırım da artık ruhumun prensesi bayan Femina için çok geçtir. Neden bu şifre bir? Yine ne haltlar karıştırıyorsun seni paslı civata yahmişi? Patroncum, kötü bir şey yapmadımdır. Sadece Femina'ya bir sürprizim vardır. Duymak için sabırsızlanıyorum doğrusu. Anı defterini buldumdur. İçinde neler vardır neler. Fabrika anısı solda sıfır kalırdır. Bak şifre bir. Git kendini asit banyosuna daldır hemen. Bu bir emirdir. Geçenlerde Ranjit amcamın eşi Sanitra yengem fena hastalanmıştır Meksoş'cum. Vah yazık, nesi varmış, civataları mı paslanmış? Yoktur be mirim, ana kontrol çipi cıvıtmıştır azıcık. Nasıl yani Work 01? Kendini tavuk zannetmeye başlamıştır. Yapma be Work, vah vah. Götürmüş mü hemen bir tamirhaneye bari Ranjit amcam? Yok be Meksoş'cum, Ranjit amcam çok akıllıdır. Götürür mü hemen? Götürmeyecek mi zavallı yengeni? Götürecektir de birkaç düzine yumurta aldıktan sonra bir tabii. Senin Ranjit amcan çok uyanık Burp. Çok yumurta yer ondandır.